Saygıdeğer konuklar, açılış konuşmasını yapmak üzere İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Sayın Cemal Gökçe'yi kürsüye davet ediyorum. Sayın Müsteşar, Türkiye ve Avrupa Hazır Beton Birliği Başkanı Sayın Işık, sayın katılımcılar, değerli meslektaşlarım, tümünüzü İnşaat Mühendisleri Odası adına saygıyla selamlıyorum. Türkiye Hazır Beton Birliği'nin bugüne kadar düzenlemiş olduğu etkinlikler gibi Beton 2018'in de başarılı geçeceğine bütün kalbimle inanıyorum. Topraklarımızın büyük bir kısmı deprem tehlikesi altında bulunuyor. Nüfusumuzun %70'i, büyük sanayi kuruluşlarımızın ise %75'i bu tehlike alanları içerisinde yer alıyor. Yıllardır yapı stokumuzun deprem güvenlikli olmadığını ifade ediyoruz. Bu nedenle yaşadığımız depremler deprem büyüklüğü ile orantılı olmayan can ve mal kayıplarına yol açıyor. Bugün ülkemizde yeterli ölçüde mühendislik hizmeti görmeyen, kaçak ve denetimsiz olarak üretilen yapı stokunun sayısı oldukça fazladır. Yapı üretim sürecinde yer seçim kararlarından proje üretimine, malzeme seçiminden yapı denetimine kadar gerekli olan mühendislik kurallarına bugün bile yeterli ölçüde uyulmuyor. Oysa yapı üretim sürecinde olması gereken her uygulamanın mühendislik bilgisi ve bilimi doğrultusunda yapılması gerekiyor. Ayrıca deprem tehlikesi bir yana, kaynaklarımızın sürdürülebilir bir anlayış doğrultusunda kullanılması gerekiyor. Bu bağlamda ülkemizde çok geç gelen hazır beton kullanımı ve teknolojileri yapıların ne yazık ki daha güvenli olmasının uzunca bir süre engellemiştir. Deprem konusu başta olmak üzere yapıya gelen tüm kuvvet ve yüklere karşı dayanıklı, kaliteli, proje değerlerine ve standartlara uygun bir betonun üretilmesi ve kullanılması İnşaat Mühendisleri Odası'nın her zaman gündeminde yer almıştır. Odamız ilk defa 1989 yılında İstanbul'da Ulusal Beton Kongresi'ni düzenlemiş, bugüne kadar 9 beton kongresi gerçekleştirmiştir. 9. Ulusal Beton Kongresi'ni 2015 yılında İstanbul şubemiz ile Antalya şubemiz birlikte Antalya'da düzenlemişlerdir. 10. Beton Kongresi'ni ise İstanbul şubemiz ile Bursa şubemiz birlikte 2019 yılında Bursa'da gerçekleştireceklerdir. Sayın katılımcılar, güvenli ve sağlıklı bir çevrede yaşamayı sağlamak, biz inşaat mühendislerinin temel amaçları arasında yer almaktadır. Yapılarımızın güvenli olması sadece üretilen yapı ile sınırlı değildir. Üretimlerimizin çevre şartlarını dikkate alarak üretilmesi ve sürdürülebilir olması da bir o kadar önemlidir. Bugün kullandığımız kaynakların sadece bugüne ait olmadığını, gelecek kuşakların da bunlara ihtiyaçları olacağını unutmamak gerekiyor. Günümüz koşullarında sürdürülebilir gelişmenin sağlanması giderek büyük önem kazanıyor. Tüketim toplumunun bir sonucu olarak kentleşmenin hızlı bir şekilde gerçekleşmesi, yıkım ve yapım işlerinin aşırı ölçekte artmasına neden oluyor. İnşaat sektörü günümüzde en çok malzeme tüketen sektörlerin başında geliyor. İnşaat sektöründe özellikle konut üretiminde görülen artış, kullanılacak yapı malzemelerinin teknik yönden
üstün niteliklere sahip olması gibi bir gerekliliği de ortaya koyuyor. Özellikle günümüzde yaşanan fosil enerji kaynaklarının hızlı tüketimi, sera gazının sebep olduğu hava kirliliği, enerji kullanım miktarının en aza indirilmesi çabası, üretilen malzemelerin doğru ve yerinde kullanılması gibi nedenler, bütün üretimin sürdürülebilir olması gibi bir zorunluluğu da gündeme getiriyor. Bu nedenle araştırma ve geliştirme çabaları giderek hız kazanıyor. Son yıllarda ülkemizde çevre bilincinde önemli bir bilinç sıçraması olduğunu, insanların kentlerine, doğalarına, yaşam alanlarına daha fazla sahip çıktıklarını görüyoruz. Bununla birlikte uluslararası alanda çevresel politikalarla ilgili önemli tartışmalar yürütülüyor. 2010 yılında üretilen 115 milyon metreküpten fazla hazır beton üretimi bu sektörü çok daha anlamlı bir hale getiriyor. Ayrıca günümüzde en çok kullanılan hazır beton malzemesi biz meslek insanlarının ve odamızın en temel ilgi alanlarından birisini oluşturuyor. Değerli katılımcılar, son yıllarda tanımlanan veya devam eden büyük tüneller, köprüler ve benzeri mega projeler çeşitli yönleriyle kamuoyunun gündemine geliyor. Bu stratejik öneme sahip yapılar en az 100 yıllık bir servis ömrüne sahip olacak biçimde tasarlanıyorlar. Sürdürülebilir yapılaşma kapsamında söz konusu önemli mühendislik yapıları için uzun hizmet ömrü seçimindeki en önemli amaç zamanla bakım ve onarım masraflarındaki artışın azaltılmasıdır. Bu nedenle bu tür projelerdeki stratejik hedef klasik betondaki gibi sadece dayanım olmayıp üstün dayanıklılık yani durabilite koşulunun sağlanmış olmasıdır. Hazır beton birliğinin eğitim, sürdürülebilirlik, çevre, iş sağlığı ve güvenliği konularında yapmış oldukları çalışmaları da bu nedenle oldukça değerli buluyoruz. Öte yandan çimento ve beton üretiminde dünyada ön sıralarda yer almamıza rağmen geniş açıklıklı asma köprüler, büyük ölçekli delme tüneller ve batırma tüp tünelleri, büyük ölçüde yapancı firmaların teknolojileri, bilgi birikimleri ve deneyimleriyle gerçekleştiriyoruz. Yurt dışı müteahhitlik hizmetlerinde yüksek yapıların projelendirilmesi ve inşaatında iyi bir konuma erişmemize karşın teknoloji gerektiren yatırım ve uygulamalarda ne yazık ki arzulanan yerde değiliz. Yine bilim ve teknoloji üretiminde sorunlarımız var. Birçok ülkenin bazı şirketlerinin araştırma geliştirmeye harcamış oldukları para bizim kamu sektörü, özel sektör ve üniversitelerin araştırma geliştirme için yapmış oldukları toplam harcamalardan ne yazık ki çok daha fazladır. Oysa katma değeri yüksek projeler gerçekleştirmenin ve özgün ürünler üretmenin önem taşıdığı bir dünyada yaşıyoruz. Öncelikle üniversitelerimiz bilim üretmelidirler. Özellikle öğretim kadrosu yetersiz, laboratuvarı olmayan, fiziki şartları sorunlu inşaat mühendisliği öğretimi yapan okulların açılmasından artık vazgeçilmelidir. Birkaç yıl içerisinde inşaat mühendisliği yetiştiren okullara ne yazık ki 12 bin mertebesinde öğrenci alınmıştır. 10 yıl sonra bugünkü sayımız kadar inşaat mühendisi aramıza katılacak. Bugün birçok ülkede 1300-1500 insana bir inşaat mühendisi düşmesine rağmen ülkemizde ne yazık ki 650 kişiye bir inşaat mühendisi düşmektedir. İnşaat mühendisleri odası olarak meslektaşlarımızın okul sonrası öğrenimini önemsiyoruz. Yaşam boyu eğitime önem veriyoruz. Mesleğimizi ilgilendiren her konuda meslek içi eğitim seminerleri, kursları, kongre, konferans ve sempozyumlar düzenliyoruz. Kaliteli bir mühendislik hizmeti üretimi için
diploma almanın ön şart olduğunu, temel şartın ise hayat boyu öğrenimin yanında belgelendirme sistemi olduğunu sürekli olarak tekrar ediyoruz. Bu nedenledir ki Türkiye Hazır Beton Birliği'nin kalite güvence sistemini, kalite güvence sistemi çevre belgesini, kalite güvence sistemi iş sağlığı ve iş güvenliği belgesini son derece büyük ölçüde önemsiyoruz. İnşaat Mühendisleri Odası, inşaat sektörünün gelişmesi, doğru ve bilimsel bilgiye dayalı bir hizmet üretimi için kurum ve kurumlar arası işbirliğine her zaman büyük önem veriyor. Bu kuruluşlardan birisi de Türkiye Hazır Beton Birliği'dir. Bugüne kadar yapmış olduğumuz işbirliği inşaat sektörünün gelişmesine ve inşaat sektörünün giderek hız kazanmasına, aynı zamanda meslek insanlarının bilgi ve birikiminin artmasını sağlıyor. Odamız tarafından gerçekleştirilen Yapılarda Kimyasal Katkılar Sempozyumu, Ulusal Beton Kongresi ve Türkiye Hazır Beton Birliği tarafından düzenlenen fuarlar başta olmak üzere birçok ulusal ve uluslararası etkinliğe birlikte güç verilmiştir. Geçtiğimiz yıl içerisinde Dünya İnşaat Mühendisleri Konseyi ile Avrupa İnşaat Mühendisleri Konseyi ile ve Amerikan İnşaat Mühendisleri Odası ile Antalya'da kıyılara yönelik ortak sempozyumlar düzenlenmiştir. Bu ulusal ve uluslararası çerçevede mesleğimizin adına, inşaat sektörünün daha güvenli olması adına yapacağımız çalışmalar daha da hız kazanacaktır. Ülkemiz inşaat sektörünün içinde bulunduğu sıkıntılı durumda. Beton 2018 fuarının sektör bileşenleri için yararlı olmasını diliyoruz. Bu fuarın gerçekleşmesini sağlayan başta Başkan Sayın Yavuz Işık olmak üzere tüm yönetim kurulu üyelerini içtenlikle kutluyorum. Ayrıca bizimle her zaman işbirliği yapmaya istekli olan ve bir meslektaş olarak odamıza bilgi ve becerileriyle katkı sağlayan Türkiye Hazır Beton Birliği Genel Sekreteri'nin şahsında tüm emeği geçenleri kutluyorum. İnşaat Mühendisleri Odası adına 120 bine ulaşan İnşaat Mühendisleri Odası'na üye adına tüm Hazır Beton Birliği fuarına katılanlara ve siz değerli hazuruma saygı ve sevgilerimi tüm içtenlikle sunuyorum.